1890 yılının manastırında ıssız ve karanlık gecenin sessizliğini dünyaya yeni gelen bir bebeğin ilk çığlığı bozdu. Bu güzel bebek ileride Osmanlı ordusunun şerefli bir subayı ve Türk savunma sanayinin öncülerinden biri olacaktır. Genç Nuri, vatan ve millet aşkını ailesinden alır. Babası, abi ve amcası tarafından giyilen o şanlı üniforma henüz çocuk yaştayken genç Nuri'nin hayallerini süslemeye başlar. Yaklaşmakta olan Cihan Harbi ve iç karışıklıklar içinde var olma savaşı veren Anadolu'nun kurtuluşuysa Nuri gibi vatansever gençlerin o tertemiz hayalleriyle mümkün olacaktır. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Bey, abinin izinden gitmek ve vatanın kurtuluşunda rol almak ülküsüyle askeri okula başlar. Askeri okulu başarıyla bitirdikten sonra, yüzbaşı rütbesiyle gönüllü olarak Libya'daki Trablusgarp cephesine giden Nuri Bey, Trablusgarp cephe komutanlığına atanır. Trablusgarp'ın savunmasında oynadığı etkin rol sayesinde önce binbaşı, daha sonra yarbay rütbesine yükseltilen Nuri Bey, Fahri Ferik rütbesiyle Kafkas İslam Ordusu komutanlığına atanır. Yarbay Nuri Bey, bu görevinde Azerbaycan Türkleriyle omuz omuza Rus ve Ermeni güçlerine karşı savaşarak düşmana savaşın cehennemini yaşatır. Burada verdiği mücadele ve başarı nedeniyle yıllar sonra Bakü'nün kurtarıcısı olarak anılacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Mütarekesi ile birlikte yurdu işgal eden düşmanlar karşılarında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını bulur. General rütbesine terfi eden Nuri Bey de İstiklal Mücadelesi'nin en ön safında yerini alır. Onların bu üstün gayreti neticesinde İstiklal Savaşımız zaferle sonuçlanır. Fakat daha yapılacak çok iş var. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ardı ardına kalkınma hamleleri yapılır. Bu kalkınma hamlelerinin sancaktarlarından biri olan Nuri Bey, soyadı kanununun kabul edilmesiyle birlikte Killigil soyadını alır. Bu isim, babasının doğum yeri olan ve Tuna Nehri'ni kuzeyden güneye doğru izleyen hattın üzerinde yer alan Kilya kentinden gelir. Nuri Killigil, özellikle mekanik konusunda edindiği engin bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir savunma teknolojisine sahip olması için kullanır. Nitekim Nuri Bey'in savunma sanayi alanına yönelmesinin en önemli nedeni, Türk ordusunun mekanik alandaki yetersizliğini ve teknolojik açıdan güçlü bir savunma teknolojisine sahip olamadığını görmesinden kaynaklanır. Nuri Killigil, engin savaş tecrübesi ve harp teknolojisi alanındaki birikimiyle bu eksikliği gidermek üzere kolları sıvar. Uzun, özverili ve sancılı yeni bir süreç başlamıştır. İlk fabrikasını Zeytinburnu'nda kurar. Burada tamamen kendi imalatı olan tüfek, tabanca, el bombası, uçak bombası ve top mühimmatı üretir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin övünç kaynaklarından olan bu ürünler dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilir. Mısır, Pakistan, Suriye ve özellikle Filistin'e silah ihraç etmesi, İslam coğrafyasında kontrol sağlamaya çalışan Batı dünyasının dikkat ve tepkisini çeker. Nuri Bey'in dünya çapındaki en büyük başarılarından biri de kendi adını verdiği Nuri Killigil tabancasıdır. Bu tabanca dönemin en iyilerinden biri olarak tescillenir. Bu başarılarla birlikte üretim kapasitesini daha da artırmak isteyen Nuri Bey, Zeytinburnu'ndaki fabrikasını Sütlüce'ye taşır. Daha sonra Pendik'te açtığı yeni fabrikayla Türk savunma sanayinin güçlenmesi yolunda önemli bir adım daha atar. Nuri Bey, İzmir Karaburun'da bulunan Civa madenini de faaliyete geçirir. Civa, kimya ve elektrik bilimleri bakımından son derece kullanışlı bir madendir. Bu bakımdan, savunma sanayi açısından hayati önem taşıyan Civa madeni sayesinde ekonomik kalkınmaya büyük bir katkı sağlanır. Tarih, 2 Mart 1949'u gösterdiğinde Türk savunma sanayinin yaşadığı en büyük felaketlerden biri vuku bulur. Sütlüce'de bulunan silah fabrikasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir patlama yaşanır. Patlamayı haber alan Nuri Bey, yardımcısıyla birlikte fabrikaya koşarak işçilerin derhal binadan çıkmalarını emreder. Kendisi ise
depoda bulunan havan toplarını kurtarabilmek umuduyla alevlerin acımasızca kemirdiği fabrikaya girer. İtfaiye erlerinin bütün çabalarına rağmen depoda bulunan mühimmatlara ulaşan yangın büyük bir patlamaya daha neden olur. İstanbul'un pek çok yerinden hissedilen patlama sonucunda yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye erleriyle birlikte Nuri Bey de şehit olur. Nuri Bey'in naaşı yapılan tüm çalışmalara rağmen bir türlü bulunamaz. Yaşanan bu facia, mazlum milletlere silah ihracatı yapan Nuri Killigil'in dış güçler tarafından sabotaja uğradığı ihtimalini de güçlendirir. Ömrünü vatanına ve milletine adayan, gençliğini cephelerde tüketen, tüm engellere rağmen Türk savunma sanayinin güçlenmesi için insanüstü bir çabayla uğraşan Nuri Killigil, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin aziz bir neferi olarak şehadet makamına yükselir. Ne var ki bir türlü aydınlatılamayan bu esrarengiz olay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi alanında yıllar sonra yapacağı yerli ve milli atılımların önüne geçemeyecektir. Dönemin en önemli silah fabrikalarını kuran Nuri Killigil'in düşleri, günümüz dünyasında saygın bir yer edinen güçlü Türkiye'nin girişimcileri, mühendisleri ve işçileri sayesinde gerçeğe dönüştü. Ruhun şad olsun Nuri Paşa. İstiklal ve istikbalimiz için. Müzik.